mi? Demek İngiltere kraliçesi de geliyor düğüne. Gelsinler, başımın üstünde iyi yerleri var. Charles geliyor mu? Prens? Bak, gelmesi çok ayıp eder ha. Biz de düğünü sarayda yapıyoruz. 1.100.000 lira, bayıldık, yabancılık çekmezler. Yes, see you. Yoksa, yoksa. Şerifim, şerifim! Şerifim, okula bir sürü tanımlanamayan cisimler satın alınmış. Ve şu an çocuklar taşıyorlar. Müstahak, ben sizi uyutmadım diye sen de beni uyutmamak için mi böyle söylüyorsun? Değil vallahi. Şerifimin tayini çıksın. Görmek bir daha nasip olmasın ki. Doğru söylüyorum. Büyük yemin verdim Müstahak. İnandım. Kim benim okulumda benden habersiz benim döner sermayemi döndürüp okula alım yapar? Kim? Yürü. Okula bir takım tanımlanmayan cisimler taşıyorlar. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor burada? Siz ne taşıyorsunuz gereksizler? Revir malzemesi hocam. Revir malzemesi mi? Ya, nereden çıktı şimdi bu? Ben revir malzemesi falan sipariş etmedim. Hayat Hanım sipariş etmiş. Hayat Hanım mı sipariş etmiş? O zaman onun evine götürün bunları. Allah Allah. Hayat Hanım, okulu depo olarak kullanamaz çocuklar. Hocam, Hayat Hoca bunları okulun reviri için sipariş etti. Allah Allah, bizim okulun reviri yok mu? Malzemesi yok mu? Yok hocam, sadece tabelası var. Yeter o. Çabuk götürün bunları. Gereksiz. Efendim hocam? Ya sana demedim, bunlara dedim hadi. Olur mu hocam? Bunların hepsi hayati zımbırtılar. Birine bir şey olursa ne yapacağız? Öperim, geçer. Heh, benim şerifimin öpücüğü antibiyotik gibidir. Bakın çocuklar, ben bütçemi... Yani okulumuzun bütçesini sarsmanıza izin vermem. Biz teslimatımızı yaptık müdür bey. Bir partimal daha gelecek. İtirazınız varsa şirketten temasa geçersiniz. Bir dakika, bir dakika. Sakın getirme. Bunları da götür, beni hasta etmeyin. Hocam merak etmeyin. Eğer hasta olursanız bir sürü malzememiz var. Hocam renginiz soldu gibi. İsterseniz biraz önce revire taşıdığımız muayene masasına uzanabilirsiniz. Muayene masası mı? Evet hocam, 3 perdeli paravanın hemen arkasında. 3 perdeli paravan. Müstahak, benim tansiyonum çıkıyor Müstahak. Hemen ölçeceğiz hocam. Bir dakika hocam. Heh. Buyurun hocam, stetoskoplu tansiyon aletimiz var. Al Müstahak. Müstahak, ben çok fena alıyorum. Bu masrafı çıkartmak için hemen bir yatırımcı bulmam lazım. Bana zengin veliyi bağla. Çabuk bana telefona zengin veli bağla evladım, taşımayın. Taşımayın. Burada bekle, ben hemen geliyorum. Aa, Cerrah abi. Gözdeciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözdeciğim. Ne işiniz vardı? Bir bağış işim vardı da onu halletmeye geldim. Bir de ablana uğrayacağım. Akşam için bir ihtiyacı var mı onu soracağım. Akşam ne var ki? Yemeğe davet etti beni. Ablam. Evet. Kendi yaptığı yemeği. Evet. Cerrah abi, benim sana tavsiyem kendinize bir bahane bulup bu akşam bize gelmeyin. Yani yarın da kendinize bir bahane bulun ve yarın da gelmeyin. Yani genel olarak gelmeyin bize. Neden? Yani bu konu hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama yani sizi çok sevdiğimi bilin. Bunu da zaten sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Yani ablamı ikna edin, bir şekilde dışarıda falan yiyin. Zil çaldı, benim sınıfa gitmem lazım. Tarih öğretmeni Tatur Bey. Günaydın. Çok gereksizse girme. Müdür Bey, merhaba. Aman efendim, aman, kimleri görüyorum. Hoş geldiniz. En sevdiğimiz velimiz Cerrah Bey, buyurun.
Hoş bulduk. Bir tanem hanım, nasılsınız? İyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum Cerrah Bey. Teşekkürler. Müdür Bey, şu size telefonda sözünü verdiğim bağış çeki. Buyurun. Aman efendim. Niye zahmet ettiniz? Ben birini yollar aldırırdım. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Bir toplantıya gitmem gerekiyor. Yolumun üstü olunca kendim geleyim, ellerimle vereyim. Hem size hem de hayatı göreyim istedim. Güzel. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bu bağış için okulumuz size minnettar Cerrah Bey. Sayenizde kah bahçede koştururken, kah top oynarken düşüp ayacıkları ufalan yavrularımızı bu revirde pansuman edebileceğiz. Çok iyi düşünmüşsünüz Müdür Bey. Ne demek efendim? Vazifemiz. Yalnız revir Hayat Hoca'nın fikriydi. Öyle mi? Yani vazifemiz Hayat Hanım gibi değerli öğretmenlerimizi kadromuzda bulundurmak. İyi ki Hayat Hoca bizimle. Şimdi arzu ederseniz revirimizin açılışına geçelim. Revir açılışı mı? Toplantıya geç kalırsam akşam Hayat'ın verdiği yemek davetine de geç kalırım. Beni bağışlayın. Yok, vallahi bırakmam. Gelin neye bağış yaptığınızı görün bence. Buyurun. Çok iyi fikir. Yalnız Cerrah Bey, bildiğim güzel yerler var. Size yer ayırtayım mı ben? Ben Hayat'ın yaptığı yemekleri yemeyi tercih ederim. Teşekkürler. Halbuki çok mutlu olabilirdiniz. Ama gerçekten çok cesurca. Hayat Hoca'nın elinden yemek yemek. Neyse ya, hadi gidelim. Buyurun. Buyurun. Ya ne kakışlıyorsun ya? Müdür Bey, bu ne? Cerrah Bey reviri Cerrah Bey. Cerrah Paşa kadar olmasa da kendi çapında bir sağlık merkezi. Müdürüm, açılış için hazırladığım şiiri okuyabilir miyim? Oku. Bey amca, bir müsaade. İşte açılıyor revirim, tuzu tandır çevireyim. Burada yapılır pansuman, bir de hemşiremiz olsa göbek adı Asuman. Thank you Nadir. Lütfen siz de makası alınız, kordileyi kesiniz Cerrah Bey. Müdür Bey, bu kadarına gerek yoktu. Sadece küçük bir bağış yaptım. Lütfen şu tabelayı da kaldırın. Şimdi sizin için küçük ama okulumuz için büyük bir bağış. Bağışlarınızla beni ihya ediyorsunuz. Yani okulumuzu ihya ediyorsunuz. Bağışlayın, gözyaşlarımı tutamayacağım. Neyse. Tamam, o zaman madem öyle açılışı yapalım. Programımızı da keselim. Hayırlı uğurlu olsun. Benim çok acil bir işim var, çıkmam lazım. Durun! Olsun Cerrah Bey. Siz şimdi gidin. Ama akşam sakın gitmeyin. Cevaba bak, cevaba. Dedem Korkut kimdir? Dedem Korkut, Hayat Hocamızın Korkut ismindeki dedesidir. İsmini bilmediği için kendisi bize sormuş. Terbiyesiz. Ben bu kağıdı disipline gönderirim. Dua et, göndermiyorum. Sıfır. Oh, gel. Hayat Hocam. Gel çocuğum. Kargacık burgacık yazılara bak ya. Ah. Nasılsınız hocam? Ah, ah. Senin ne işin var burada? Sürpriz. Hoş geldin. Ya revir için bağışta bulunmuştum da onu bırakmaya geldim. Sonra da açılışını falan yaptık müdürle. Aa. O niye o? Revir için zaten okulun yeterli bütçesi vardı. Niye ekstra bağış istiyor ki? Ay, delirtecek bu adam beni. Ufak bir bağış hayatım. Bahaneli seni görmüş oldum işte. İyi yaptın. Hadi gel çay söyle. Toplantıya gitmem lazım. Akşamı unutmadın ama değil mi? Unutur muyum hiç? Hatta merakla bekliyorum. Gelirken almam istediğim bir şey var mı? Yok. Her şey tamam. Sen eksiksin sadece. Abi. Ya okula gidiyorsun, kardeşini görmeden gidiyorsun. Hayırdır? Ya ufak bir bağış işim vardı. Ayaküstü öğredim ondan. Sana hiç haber vermedim. Ha, iyi yaptın. Abi akşam ne yapıyorsun? Biraz vakit geçirelim ya, ha? Başka zaman yapsak?
Akşam Hayat yemeğe davet etti de. Nasıl yani? Hayat Hoca sana yemek mi yapacak? Evet. Sen diyeceksin. Ne var bunda? Abi, senin sağlık sigortan var değil mi? Bu da nereden çıktı oğlum? Şimdi senin başına bir şey gelse tek mirasçım benim değil mi? Bu yaşta okulu bırakıp şirketlerin başına mı geçeceğim ben ya? Ha? Ne anlatmaya çalışıyorsun kadar? Abi bak, aramızda tatsız anlar yaşansa da sen benim abimsin. Seviyorum ben seni. Hakkını helal et. Görüşürüz. Ne oluyor ya? Bu cerrah beyi çok seviyorum Müstehak. En sevdiğim veli nimetim. Sizin sevdiğiniz benim için de sevilesidir Şerif'im. Ben de çok seviyorum cerrah beyi. Kes kes. Hemen aşağıya in. Sağda solda koli varsa bir iki tane öğrenciyi kap, onları da derhal revire götür. Derhal. Müdür bey. Duydum ki cerrah beyden okulun reviri için bağış almışsınız. Ben almadım, kendisi verdi Hayat Hanım. Hem zaten sadece revir için değil, okulumuzun birçok ihtiyacı var. Pek tabii, biliyorum, bilmez olur muyum? İşte bu yüzden ben de okulumuzun ihtiyaçlarını gidermek için sipariş verdim. Ne yaptınız? Okulumuzun spor salonunda eksik malzemeler vardı. Onları tamamlamak için tam da bu check-in ederi kadar sipariş verdim. Müdür bey, bu okulu çok güzel yerlere getireceğiz. Müstahak, bana bir şeyler oluyor. Şerif'im, kendinize gelin. Kasabamızı terk etmeyin. Hem uykusuzluk hem şok dayanamadı tabii. Vış, tansiyon fırlamış. Neredeyse kadranı çatlatacak. Bu hayat beni çatlatır. Ah evet hocam, hayat çok zor. Hepimiz çok yoruluyoruz. Yaşadığımız yerden bahsetmiyorum evladım. Boşlukta gereksiz yere yer dolduran Hayat hocanızdan bahsediyorum. Ne gerek var efendim bunlara? Ha? Yok özel ilk yardım dersi, yok revir malzemesi. Bir de başımıza spor malzemesi çıktı. Şerif'im, siz böyle yükseldikçe ibre şaha kalkıyor. Hocam siz gitgide kötü oluyorsunuz, durun. Alın hocam şunu. Arkadaşlar su versenize su. Gerek yok evladım, ben bunu susuz yutarım. Oğlum ne verdin hocaya? Baksana tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Sessiz sinema oynuyor sanki. Kaç kelime hocam? En sevdiğim. Yerli mi yabancı mı Şerif? Ana, adam boğuluyor. Ne boğulması ya? Bura boyu geçmiyor ki. Üstak sen harika bir detaysın ya. Hap adamın boğazında kaldı diyoruz. Oğlum adam gidiyor lan, bir şey yapsanıza. Ya biz daha yeni öğrenmiştik ya ilk yardım dersine. Şey, hemşire miydi, böyle manevralı falan bir şeydi. Hemşire değil, ona da hemişti galiba değil Hayır, mi? Hayır, onun adı Hemilindi. Pardon, hemişi. Tabii hemişi ne? Adının ne önemi var, adam boğuluyor. Ya. Ölüyordum. Az daha ölüyordum. Ya hocam. Hayat Hoca bize o ilk yardım derslerini aldırmasaydı şimdiye ölmüştünüz. De haydi. Bir dakika. Siz bunu ilk yardım dersinde mi öğrendiniz çocuk? Ha? Evet hocam. Kalp masajı nasıl yapılır? Belinin bir yeri kırılırsa veya elektrik çarparsa nasıl müdahale edilir, hepsini öğrendik. Bu son öğrendiğimizin adı da Hemlik manevrasıydı. Hah. Hemlik manevrası ya. Ben orada takılı kalmıştım da biraz. Ya hocam, şimdi Hayat Hoca sayesinde hayattasınız. Bir de bunlara gereksiz diyorsunuz. Gereksiz. Ama hocam hala gereksiz diyorsunuz. Gereksiz diye sana dedim evladım. Çabuk taşıyın şunları. Taşıyın şunları çabuk. Yallah. Hocam geçmiş olsun. Çıkın. Çıkın. Siz de dağılın. 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 Allah Allah. Müstehak. Artık bütçede oluşan gediği başka bir şekilde kapatacağız Müstehak.
Selam. Merhaba. Ne haber? İyiyim. Sağ ol. Geldiğin için sağ ol. Sen de sağ ol. Sen de sözünde durduğun ve o kızla gelmediğin için. Fazla kalmayacağım zaten. Tamam, seni dinliyorum. Senden ricam, bir daha bana mesaj atmazsan sevinirim. Çünkü bu meseleye Sevda benim karışmamı istemiyor. Bir dakika, bir dakika. Ben zaten Sevda ile alakalı bir şey için yazmadım ki sana. Neden yazdın o zaman? Hiç. Hatırını sormak istedim sadece. Tamam işte. Bundan sonra sormazsan sevinirim. Ne oldu? Sevda Hanım kıskandı galiba. Hayır. Ama yanlış anlamasını istemiyorum. Koray, belki ben seni tanımak istiyorum. Belki seninle iyi anlaşacağız. Sonuçta bir sebepten hayat bizi karşılaştırdı. Neden bu fırsatı değerlendirmiyoruz? Ya senin bir sebep dediğin Sevda. Hayat asıl sizi bir araya getirmiş. Neden kardeşini tanıma fırsatını kullanmıyorsun? Onu bir tanısa asla kaybetmek istemezsin. Yani Sevda muhteşem bir kız. Sevda'yı kaybetme. Sonra sen üzülürsün. Ne yapıyorsun ya? Gel gel. Gülümse. Çok güzel oldu. Bence benim söylediklerimi ciddiye al. Ben kaçıyorum. Gidiyor musun ya? Benden sana ekmek çıkmaz. Sanki ben farkında değilim. Sevda'ya deli gibi aşık, itiraf edemiyor aptal. Ama merak etme Koray Efendi. Benim derdim seninle değil, Sevda'yla. Hayırdır Cerrah abi amca? Hayat Hanım ablanın hava sahasında soruti atıyorsun. Nadir. Nadir, nadir. Böyle arkadan ani yaklaşmalar hem senin için hem de arkadan yaklaştığın kişi için pek hayırlı olmayabilir. Aman diyeyim dikkat et. Pişt. Hayırdır çiçek çiçek Hayat Hanım ablaya mı? Yok, salata için. Bir dakika ya. Senin bu gece bizim apartmanımıza sığınma talep etmek için önce benden vize alman gerekiyor. Almadın. Çok kalmayacağım Nadir. Sadece giriş çıkış yapacağım. Yemeğimi yiyeceğim, devam edeceğim. Schengen geçiyor muydu? O ne ya? Bir dakika. Ana! Hayat Hanım abla seni yemeğe mi davet etti? Evet oğlum. Niye hepiniz Hannibal Lecter davet etmiş gibi davranıyorsunuz? Ya Cerrah Bey amca, Hannibal Lecter abiye yemeğe gitsen daha mantıklı. Hiç olmazsa onunkiler az buçuk lezzetli olur. Neyse, sana nasıl olsa yakında Hayat Hanım abla gazisi maaşı da bağlarlar. Ben seni yormayayım. Hadi oğlum, hadi, hadi. Ne oluyor ya? Alt üstü bir yemek yiyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Cerrah. Hoş bulduk canım. Ablam içeride buyurun siz geçin istiyorsanız. Siz de dışarı çıkacaktık zaten. Öyle mi? Hı-hı. Size afiyet olsun. Tabii yiyebilirseniz. Hayat. Ay. Gözde. Cerrah. Sen mi geldin? Erken mi geldin sen? Galiba. Ay çok özür dilerim. İçim geçmiş benim. Bunlar senin için. Ay. Oh çok güzel. Teşekkür ederim. Şey sen hemen üstüne çıkar. 2 dakikada şey yaparım sofrayı. Hay Allah. Kızlara da dedim ki azıcık belki yardım edersiniz bana. Onlar da şey yapmışlar. Arazi olmuşlar hemen. Of. Ah. Ah.
Çok, ay çok özür dilerim cerrah. Gerçekten çok özür dilerim. Çok ayıp oldu şimdi sana. Ama kızlara 40 defa söylüyorum şunları. Kirliye atın, buralara bırakmayın diye. Ben hemen... Tamam, örtüsüz yeriz. Ne olacak? Ben hemen hallediyorum sofrayı. Hemen. Ay iyi, iyi, kusura bakma. Vallahi şey yapacağım şimdi. Allah, ben nasıl oldu da böyle? Hay Allah. Ay nasıl ben bu kadar içim şey oldu daldım anlamadım ya. Ya bugün o kadar yoruldum ki okulda. Şerif Bey benimin etini yedi bitirdi beni. Ayaklarım olmuş davul gibi. Şundan iki tane koparsana. Ay yani dedim şurada iki uzanayım. İçim geçmiş. Dur bakayım. Ay dedim yani... Nasıl uyuyakamaz? İki dedim, saçımı sarayım dedim. Ayağımı uzatayım dedim. Oldu işte. Oldu işte. Bak nasıl pratik çözdüm. Bir dakika gördün mü? Vallahi çok pratiksin. İki dakikada müthiş bir masa kurulur. Teşekkür ederim. Şu çiçekleri de hemen şey yapayım, suya koyayım. Vazo nerede? Vazo? Vazo nerede? Hay Allah. Kızlara 40 defa söylüyorum şu koyduğum şeyin yerini değiştirmeyin diye. Ha bak ama nasıl pratik çözeceğim bak şimdi. Bak, bak şimdi nasıl hallediyorum, bak. Bak nasıl? Müthiş. Sen bir de benim annemi görecektin, nasıl pratik, nasıl seri kadın. Lokum lokum yersin. Benim bütün pratikliğim, seriliğim anneme çekmiş. Yaptıklarım, yapacaklarımın tez ve... Teyze, teminatı. Ah, yemek. Ben yemeği, ah. Hayat, istersen dışarıdan bir şeyler söyleyelim. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ah, ben nasıl unuttum, hayır. Sen misafirsin, ben sana evde yiyeceğiz dedim. Evde yiyeceğiz, merak etme. 10 dakikada nasıl bunu hazırladım, pratik. Hemen hazırlıyorum. Benim, vallahi. İyi misin? İyiyim, bir şey yok. Un alacaktım, tencerelerin arkasına koymuşlar. Hepsi üstüme devrildi. Diyorum şu kızlara 40 defa ya, bir şey koyduğum yerden değiştirmeyin yerini. Sana krep yapacaktım. Gelsene. Hayatım, maksat bir arada olup beraber vakit geçirmek. Lütfen üzme kendimi. İki tane yumurta kırarız, olur biter. Ah, yumurta? Evet. Doğru yumurta. Ben çok güzel sahanda yumurta yaparım. Çok maharetliyim. Ama tek bir şartım var. Sen içeride gidiyorsun, bekliyorsun. Ben sahanda yumurta yapıp getiriyorum. Ben de yardım etsin. Hadi. Hadi sen git ya. Ben çok güzel yapıyorum. Hadi. Vallahi çocukları uyarmakta haklıymış. Lan haline ya, bomba patlamış gibi. İşte bu, işte bu, işte bu kadar. Bak sahanda yumurta konusunda benden maharetlisi yok. Sana bu arada sadece sade sade sahanda yumurta yedirmeyeceğim, bunu bil. Bir aralar İngiliz mutfağına merak sardım. Ama onlar fasulye koyuyorlar. Ben kendi tarifimi kendim yarattım. Ben ne yapıyorum? Bezelye koyuyorum ve mısır koyuyorum. Hey! Ay! Çok özür dilerim. Kedim havası şey yapmış. Çok özür dilerim. Vallahi kafam gitti çok. Ya nasıl yaptım ben böyle bir şey? Ay gitti, kafa kalmadı bende. Uyudum uyandım, ondan mı oldu acaba? Allah Allah, neyse. Onlar fasulye koyuyorlar dedim ya normalde. Ama ben keşfettim buna. Bak biraz bezelye, tamam mı? Biraz da mısır. Tatlı var ya içinde, çok yakışıyor. Bak şimdi ağzında nasıl patlayacak. Bak, bak. Bak şimdi hop. Elimle itiyorum ama şey yapma. Heh. Bak şimdi. Ah, kabuk mu düşürmüşsün? Ay çok özür dilerim. Ay pardon. Estağfurullah. Olsun olsun, bak bakayım tadına.
çok güzel. Beğenmedim. Ben kesinlikle çok güzel. Ay ben niye böyle bir kadın oldum ya ben? Ne kadar beceriksiz, her şeyi elime yüzüme bulaştırdım ya. Hayat saçmalama lütfen, hepsi çok güzel. Yok ama gerçekten uyudum uyandım ya, bana bir şey oldu. Ben bu kadar beceriksiz bir kadın değilim. Hayat saçmalama, senin yanında olmak bile bana yetiyor. Ayrıca yemeklerin hepsi çok güzel, gerçekten. Şu hale bak ya, nasıl güzelim çiçek getirdin bana. Ben onu bile gittim, pet şişe kestim ama yani çok özür dilerim. Gerçekten böyle yapmadım. Ya hadi artık üzme kendini, hadi. Çok özür dilerim. Yani ben nasıl bu hale böyle olacak kadın mıydım ben? Hiç olacağını düşünmemiştim ama. Ay ne yaptım ben? Üstüne döktüm her şeyi. Ay üstüne döktüm ya, ben nasıl böyle bir kadın oldum ya? Tamam, önemli değil. Ama... Hayat! Tamam, önemli değil. Tamam, ne olur bak, tamam ne olur git üstünü değiştir. Hadi bak git, ne olur orada kurutma makinesi var. Hadi git üstünü kurut, çıkar olmazsa şey olursa yıkarız onları. Tek tek yıkarım, ellerimle de yıkarım. Hocam alemsiniz ya. Biraz öyle bebeği. Ne olur hadi hızlı 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 hızlı. Siz hazırlayın sessizce, ben de gideyim hazırlanayım. Tamam. Ah Hayat ah. Allah'tan evde yemeğe yardımcılar yapacak. Yoksa bizi iki günde rahmetli ederdin. Ya çocuklar hakikaten haklıymış ya. İnsan iki tane yumurta kıramaz mı arkadaş? Kabuk dolu. Sanki kafede para yapıyorsun. Sık dişini oğlum, sık. Alt tarafı kabuklu yumurta, soğuk bezelye, soğuk mısır. Sen askerleri komando yaptın be. Sana vız gelir tırıs gider bunlar. Bu da hayatımın nazar boncuğu olsun. Nasıl ya? Ya cerrah bey ya. Adam öyle değil, böyle kaldırılır. Bütün bunların hepsi oyun muydu? Evet. Sen gerçekten benim o kadar beceriksiz olduğumu düşündün mü? Tabii ki düşünmedim ama... yani o kadar güzel ince ince işledin ki... bana inanmaktan başka çare bırakmadın. Peki bütün bunları nasıl hazırladın? Ha. Annen çok maharetliydi değil mi? Evet. Maharetli, pratik, seri. Ya... her aşçının bir sırrı vardır. Benimki de bana saklı kalsın. Ya sen o yumurtayı gerçekten yedin ya. Gerçekten yedin ya, inanamıyorum. Elimden zehir olsa yerim hayatım. Beğendin mi? Her şey senin gibi harikulade. Senin eline su dökemeyiz gerçi ama. Estağfurullah. Aa bir dakika. Ay ne? Kaza daha yeni kuruttu. Yapar mıyım öyle bir şey? Aşkım sen niye hiçbir şey yemiyorsun ya? Sana da bir waffle söyleyelim. Dur ben hemen söylüyorum. Pardon, bakar mısın? Söyleme. Bakmayın. Ben yemem. Aa, ne haber Asya'cığım? Nasılsın? Ha, iyiyim. Sen nasılsın? İyi, ben de arkadaşlarlayım. Neyse, görüşürüz. İyi, tamam. Görüşürüz, haberleşiriz. Bay bay. Aşkım sen hala ilk bardağında mısın? Ben kaçıncı bardağı içiyorum? Bu buz gibi olmuştur. Bak, Nedim, ben sana söylüyorum bir tane. Söyleme. Niye? Çünkü ben fazla çay içtiğim zaman akşamları uyuyamıyorum. Ay lafa bak, sanki senle değil de teyzemle konuşuyorum. Asya, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. O iş olmadı. Yani Abidin'le sen, olmadı. Abidin nereden çıktı şimdi ya? Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Abidin'le sen çıkıyorsunuz ya, olur mu öyle şey? Tamam da aşkım, gerçek değil ki, fake. Fake de olsa ben gıcık oldum bu duruma. Ya sen beni kıskanıyor musun?
Kıskanıyorum tabii. Normal değil mi? Tamam da Abidin'den kıskanman normal mi? Değil. Ama keşke başka türlü çözseydik bu işi. Yani bu işin sonu iyiye gitmiyor. Ya Nedim, bak göreceksin. İki gün sonra kendi kendine vazgeçecek zaten. Tabii Abidin bize bir sürpriz yapmazsa. Ay yeter, ben çok sıkıldım bu Abidin muhabbetinden. Biz ne yapalım biliyor musun? Çıkışta sinemaya gidelim. Çok güzel bir korku filmi gelmiş. Yok. Benim aram yok korku filmiyle. Ha. Tamam o zaman. Aa, bu akşam canlı müzik var. Biz canlı müziğe gidelim. Yok. Vakit yok ona da. Benim erken eve gitmem lazım. Şimdi şöyle, benim amcamın oğlunun teyzesinin yengesi bize geliyormuş bu akşam. O yüzden geç kalma dediler. Ha. Ha iyi tamam. O zaman başka bir zaman gideriz değil mi? Gideriz canım, gideriz. Gideriz. Tamam. Emel, sabahtan beri yiyorsun ha. Yiyeceğim tabii. Arkadaşlar. Ne oldu bu doğruluk cesaret oyunu? Ben bariyerden dayağımı yedim, konu kapandı ha. Yok öyle bir şey. Hadi beyler, sizi de görelim hadi. Koray. Ne diyorsun kanka? Oynayalım mı arkadaşlar? Benimle oynarsan kazanamazsın oğlum. Bak, sınıfın en zayıf halkası orada. Git ona sor. Kazanman garanti. Buyur Asya'cığım. Şunu da şöyle koyayım. Başka da koyayım şöyle. Kimya ödevim bitti mi? Az kaldı Asya'cığım. Hemen bitiriyorum. Hı. Ha bu arada birazdan fizik sınavında kendi kağıdına benim adımı yazacaksın. Ve bütün soruları cevaplayacaksın, biliyorsun değil mi? Tamam, olur Asya'cığım. Asya'ya bak ya. Çocuğu resmen köle gibi kullanıyor. Bir de kölelik kaldırıldı diyorlar. Allah, Avrupa'da kaldırıldı ama Asya'da devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Ya ben cidden gıcık olmaya başladım. Senin sayende topladığı 2 gram kredi vardı. Onu da yedi bitirdi. Ya ne bekliyorsun ki? Asya gibi bir kızla Abidin gibi bir erkek çıkacaklarsa elbet bir bedeli olacak yani. Siz zengin tipler arasında normal tabii. Patates gibi bir adamla sırf parası için evlenen bir sürü kız var. Hayat böyle. Acı ama gerçek. Emel, bizim bir şeyler yapmamız lazım. Ya resmen bakamıyorum şu sahneye ya. Kıza bak, vampir gibi çocuğun kanını emiyor resmen. Ama sen dur. Benim 2 çift lafım olacak bu Asya'ya. Tamam. Tamam Asya'cığım, hadi hemen git. Abidin baksana. Efendim Emel. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Asya'nın kulaklıkları çantasına kalmış. Yukarı çıkıp onu alacağım. Kız resmen köle gibi seni kullanıyor, farkında değil misin? Ya ne alakası var canım? Abidin, sevgiline söyle sana motor alsın. Ara sıra kurye işine de çıkarsın kardeşim. Ya ne alakası var abicim? Elime mi yapışacak? Allah Allah. Siz de işte de alayım. Yürü. Hadi. Asya. Nasıl? Biraz bezmeye başladı mı? Yani bilmiyorum o bezmeye başladı mı ama... ...böyle yaşamak gayet güzelmiş. Boşuna dememişler. Ne varsa senin sevdiğin de değil... ...seni seven de var diye. Öyle mi? Bırak şu kahveyi de şu işi bitirmeye bak. Yani Loçkocuğum, ben gayet halimden memnunum. Bence sen git Abidin'le konuş. Ha bu arada bu kadar yakın durmazsak sevinirim. Çünkü birazdan Abidin gelecek. Şimdi kız arkadaşını böyle görürse yanlış anlar falan, rahatsız olur. Ne bu surat? Ne oluyor? Hı? Bilmem. Ne acaba Koray? Ne bileyim ben.
Kızların trip atması için nedene gerek yok ki. Sizin için ataspora gibi bir şey bu zaten. Ya siz erkekler hep aynı mısınız? Biz erkekler. Dişi sinek görmeyin. Hemen yürüyorsunuz. Bir dakika, bir dakika. Kime yürüyormuşum ben? Ben de salak gibi bana yardım ediyorsun sanıyorum. Ya kes dramayı. Açık açık söylesene, kime yürümüşüm ben? Ebru'dan bahsediyorum Koray. Benim kız kardeşim ben. Hemen yürümüşsün kıza ya. Bak, ne bu? Kalbimin yeni sahibi Koray. Nasıl ya? Ne oldu? Sen de Burak gibi kendinde değil miydin o sırada? Hayır Sevda, yani benim onunla hiçbir alakam yok. Manyak mı bu kız ya? Bırak ya. Çekil şuradan. Doğruluk cesaret oynamak isteyen varsa oynayalım abi. Oyun çok eğlenceli. Kızlardan cesaret oynamak isteyen varsa Burak'la çıksın. Yani bayağı eğlenceli oluyor. Nerede kimle yakalayacağınız belli değil. İyiymiş. Abi kaval kemiğine taban girdi resmen. Burak artık 2 ay sahalardan uzak kalır. Net. Burak, ne olacak abi bu durum? Vallahi bilmiyorum ki abi ya. Ne yaptıysam konuşamayacağım. Vallahi birader, son olanlardan sonra ben olsam ben de konuşmazdım. Ya abi sanki üzerimde bir lanet falan bir şey var ya. Ya nereye elimi atsam elimde kalıyor abi. Zamana bırakacaksın abi. Zaman her şeyin ilacı. Asya'cığım, arabanı yıkadım, pırıl pırıl oldu. Ellerine sağlık canım. Canım. Şimdi... Karşıdaki kafeden bana bir cherry chocolate kek al. Yanına da karamel macchiato istiyorum. Ama laktozsuz yarım yağlısız koydur içine. Bir shot espresso istiyorum. Ek mocha da eklet. Protein tozu da istiyorum. Peki Asya'cığım. Yuh be kızım. Yani senin yaptığın bu zulmü Paris Saint Germain Barcelona'ya yapmadı ha. Ya Loçko, bazen ben bile kendimden tiksiniyorum ama yok. Yani adama ne yaptırırsam yaptırayım bezmiyor. Yakında bezecek. Yani insan olan bu zulme isyan eder Asya. Ya. Vallahi Loçko, bence Abidin bana fena aşık olmuş ya. Yoksa bu kadar eziyete hayatta katlanamazdı. Ne oluyor Asya? Sen de Abidin'den etkilenmeye başladın herhalde. Yani vallahi ne yalan söyleyeyim, etkilendim. Şimdi ben adama git kendini uçurumdan at desem atlayacak. Yok, yani buna gerek kalmayacak. Eğer bu iş biraz daha uzarsa ben Abidin'i kendi ellerine atacağım uçurumdan. Loçkocuğum, benim sınıfta çantam vardı, onu bana getirebilir misin? Pardon? Ya affedersin, ben seni bir an Abidin'le karıştırdım da. Şakası bile kötü, haberin olsun. Ya! Ama bunu sen istedin. Ben ne yapayım? İstemez olaydı. Like. Like. Sevda, doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. O zaman herkesin merak ettiği o soruyu soruyorum. Ay, şu an inanılmaz merak emojisi oldum. Hadi sorun artık arkadaşlar, ne soracaksınız, uzatmayın. Sen Burak'ı mı seviyorsun? Evet. Burak'ı seviyorum. Ne dedim? Çok net belli abiciğim. O zaman sevenleri kavuşturmak lazım değil mi? Sorunuzu sordunuz, cevabınızı aldınız arkadaşlar. Daha fazla uzatmayalım. Oğlum siz ne öyle eften püften cesaret oyunları falan? Beğenmedin mi? Beğenmedim tabii. Allah Allah, bir de oyun beğendireceğiz bunu. Ama bak. Ya.
Burak'ı seviyorum. Ne yaptın? Karar verdin mi? Kapışıyor muyuz? Doğruluk mu cesaret mi? Ha? Senden korkan senin gibi olsun oğlum. İyi. O zaman görelim cesaretini. Hadi. Ne istiyorsun? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum bunlar gene saçma sapan bir şeyler yapacaklar ya. Millete haber verelim çabuk. Abi ya. Burak'la Koray doğruluk mu cesaret mi oynamak için tepe yoluna gittiler. Herkes onları izlemeye gitti. Ne diyorsun sen ya? Sakin olun ya. Bir şey yok. Senin doğruluk mu cesaret mi dediğin bu muydu? Motorla yarış mı yapacağız? Evet. Evet ama ters trafik. Ters trafik. Ne ya? Korktun mu? Ha? Ne korkacağım oğlum? Yarış nerede bitiyor onu söyle. Buradan başlayıp kavşağın sonuna kadar. İlk ulaşan kazanır. Bana uyar. Hadi. Abi saçmalamayın ya. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yaptınız zannediyorsunuz? Koray yapma. Ölümle şaka olmaz. Ya bu yaptığınız aptallık. Saçmalamayın, yapmayın. Tamam Gözde, bir şey yok ya. Doğruluk mu, cesaret mi, nasıl oynanır herkese göstereceğiz. Allah aşkına. Ne tehlikeli iş yapıyorsunuz Koray, Burak. Beyler, bakın saçmalamayın. Bu yaptığınızın cesaretle alakası yok. Bu bildiğin intihar ya. Oğlum siz manyak mısınız? Ben bile bu kadar kaza gelmiyorum lan. Oğlum bak ölür gidersiniz. Yapmayın. Yok abi. Tamam. Polis arıyor. Burak, bir bak. Oğlum. Burak, illa bir çocuk. Burak. Oğlum.